Ağır, AKP Elazığ milletvekili bu servetin üzerinde. Bu iddia Cumhuriyet Halk Partisi Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Bütün bunları konuşacağız. Konuğum İyi Parti Grup Başkanı ve Bursa milletvekili Sayın İsmail Tatlıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili hocam, bugün Sayın Bahçeli hakikaten enteresan bir konuşma yaptı. Çünkü şöyle, diyeceksiniz ki bu kadar sorun arasında Sayın Bahçeli'nin konuşması önemli mi? Önemli. Çünkü bir süreden beri bu ülkenin kurucu değerlerine, bu ülkeyi kurtaran insanlara, bu ülkeyi var eden 100 yıllık yolculuğuna çıkmasına neden olan insanlara karşı bir saldırı var. Ciddi anlamda bir saldırı, planlı, programlı bir saldırı. Sadece 2 tane imamın, 3 tane imamın boş bulunması değil, yani Milli Eğitim ilçe başkanlarından AKP ilçe başkanlarına, oradan bürokratlara, hatta askerlere kadar bir saldırı var. Ve ağır konuştu imam Atatürk ve arkadaşları için. Yani söylediği sözler çok ağır sözler imamın. Tekrarlamak istemiyorum bunu burada ama Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için kullandığı sözlere bugün Sayın Devlet Bahçeli'den bir tepki geldi. Ama enteresan bir tepki. Şöyle dedi Sayın Bahçeli, Atatürk'e zalim ve kafir diyen imama tepki diye başlığı vermişler. Başlığı okuyorum. Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgemizdir, ona laf yoktur dedi. Ama öbür taraftan da AK Parti hükümetinin muhteşem hizmetlerini kimse töhmet altında bırakmasın dedi. Şimdi aslında şöyle bir tezat var. Yani siyasal İslam'ın bugünkü getirdiği çizgi zaten insanları bu ülkenin kurucularına karşı yönlendiriyor. Peki Bahçeli ne demek istedi sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bence çok detaydan önce ana damara bakmak lazım. Sayın Bahçeli'de, MHP'de, AK Parti'de ve Erdoğan çevresindeki bu Cumhuriyet karşıtı ana damarı biliyor. Ve bakın geçmişte söylemlerine, bunlarla ilgili çok söylemi var Sayın Bahçeli'nin. Ayrıca tabii bir Türkiye hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem de Sayın Bahçeli'nin Atatürk'le ilgili düşüncelerini biliyor. Yani burada bir sorun yok. Sorun, böyle bir ittifakı kurarken her şeyi konuşuyorsunuz da bu ana damarla ilgili konuyu, mevzuyu niçin konuşmuyorsunuz? Ve bu buradan zaman zaman sahne alan milletimizin birliğini ve değerlerini tahrip edici akıma niçin kaynağında, yani Sayın Erdoğan nezdinde ve AK Parti nezdinde bir tavır sahibi değilsiniz. Burada yani Türkiye'de Ayasofya milletimizin bir kazanımıdır. Camidir, müze olmuştur. Uzun yıllar müze kalmasından, uzun yıllar kalmasından milletimizin bir mahzuniyeti vardır. Tekrar cami olması hiçbir ciddi eleştiriye tabi olmamıştır. Tarih bazında bir akademik çapta bir eleştiri söz konusu olmuştur. Ama Ayasofya Cumhuriyet'e hakaret merkezi olmamalı. Ama iki oldu bu. Bir de tabii, boynu kalın vardı. Aynen. İki değilken iki aktör. Her bir aktör boynu kalına baktığınızda çok oldu. Ya o nedenle vurguluyorum. Yani iki kişi iki defa gelip bunu konuşmadı. Boynu kalın döneminde, yani Ayasofya adeta Cumhuriyet'e ve Atatürk'e hakaret merkezi oldu. Adeta Türkiye'de Cumhuriyet'le bir hesaplaşma merkezi, bir rövanş merkezi olarak anılıyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir söylem içerisinde hiçbir tavır göstermeksizin devam etmesini de doğrusu son derece yadırgıyoruz. Şöyle bir şey olsaydı, mesela bu ilgili imam son 10 yılda yaşanan yolsuzlukların İslam'a ve İslam ahlakına yakışmadığını söyleyebilseydi orada, Sayın Erdoğan bu tavrını sürdürür müydü acaba? O imam orada durur muydu? İşte o an orada durur muydu? Yani deseydi ki Türkiye'deki yolsuzluk iddiaları, Allah'ın insana bahşettiği ifade özgürlüğü iddiaları, bugünkü Türkiye'ye yakışmıyor. Bak ne güzel hizmet ettiniz. Ayasofya'nın açılmasına katkı koydunuz. Taksim Camisi'ni açtınız.
Ama bu insanları bu yolsuzluk söylemleriyle baş başa bırakmayın, bırakılmamalı deseydi. Yani şimdi dolayısıyla AK Parti'ye yönelik en ufak bir eleştiriye sabrı olmayan Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin ortak değeri olmuş Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yönelik bu saldırılara sessiz geçmesi gerçekten manidardır. Burada AK Parti adına Sayın Çelik'in açıklaması, efendim Cumhur İttifakı'nın adına Sayın Bahçeli'nin bunu tamamlayıcı açıklaması, hani bir bütünün açıklamalarının bu anlamda bence önemli bir karşılığı yok. Bu temel bir sorun ve çok yanlış bir sorun. Bakın bütün tarih boyunca hepsi bizim. Herkes bizim. Vahdettin de bizim, Atatürk de bizim, Abdülhamit de, Sultan Fatih de. Hepsi bizim. Erdoğan da bizim, Kılıçdaroğlu da bizim, Ecevit. Bütün biz bu toplumun ürünleriyiz. Peki keşke Yunan galip gelseydi diyen de bizim mi hiç, hocam? Hiç, elbette ki değil. Yani biz bunun bu lafını ama son laf, derece reddediyoruz. Bakın, bu lafı ben söyleyen adam Cumhurbaşkanlığı baş danışmanıydı. Son derece, bakın ne dedim biliyor musun plan bütçede ben? Bunu bizzat Adalet Bakanı'nın ve Milli Savunma Bakanı'nın kendisine söyledim. Bu iddia Türkiye'de PKK'nın iddialarının daha üzerinde bir iddiadır dedim. Yunan kazansaydı iddiası. Bunları devleti yönetenler bazında söylüyorum. Yani siyasi anlamda söylüyorum toplumun. Bunların esas sorumluluğu Türkiye'yi yönetme sorumluluğunun üstüne almış Erdoğan'dadır. Bugün. Şimdi Ayasofya Camisi'nin böyle bir merkez haline gelmesi, Türkiye'de bir rövanşist bir bakış açısında marjinal bir seslenişin merkezi haline gelmesi, oradan da 3-5 seçmeni tatmin etme anlayışının toplam olarak şuraya geliyor Fatih Bey. Biz camilerimizin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bakın. Ama kirletiliyor hocam. Evet. İşte onun, ne kadar bunu, sürecek bunu, bu? Bunu söylüyorum. Asla etmeyeceğiz. Biz bu dünyada en temiz yaşayan dini bu coğrafya yaşıyor. Biz bu topraklarda Emevi dönemi zihniyetinin hakimiyetine müsaade etmeyeceğiz. Çok net. Bunu ancak bunu götürsek Emevi dönemiyle örtüşen bu dil, İslam'ın gördüğü bu muamele o döneme müsaade etmeyeceğiz. Buradan bunu söylememin sebebi şu, bunu kesinlikle Türkiye bütün millet adına reddediyoruz ve o milletimiz de reddediyor. Yani bu konuda hiçbir moral bozukluğu endişeye gerek yok. Bu marjinal bir dili Türkiye süpürüp atacak. Şimdi hocam ağır gelen şu aslında, yani Atatürk'ün koltuğunda